Sevgili dostlar, iyi akşamlar. Ankara programını değerlendireceğiz bu videoda. 83 atın start aldığı bir program var Ankara'da. 10 koşulu bir program. Gayet keyifli ve kimi zaman böyle denk güçteki isimlerin bir araya geldiği bir programla karşı karşıyayız. Günün birinci koşusu saatler 13.30'u gösterdiğinde koşulacak. 3 yaşlı Arapların meydanı, dişilere ait bir koşu. 1200 metre mesafe kum pistte koşulacak koşu. 11 Safkan start alıyor. 1 numaralı Ahu Kız'da bir takı değişikliği var. Dilbağı takısını çıkarmış durumda. 4 numaralı Eylül Ece yine dilbağı takısını çıkarmış. 5 numaralı Geçiş Zamanı kapalı gözlük ve kulaklık takısına ek olarak dilbağı takısı ilavesi almış. Ve 10 numaralı Ravza Nur da yine dilbağı takısını çıkarmış durumda. Biliyorsunuz ki Maiden koşularda ben bunları bildiriyorum sizlere. Çünkü en ufak bir takı değişikliği bile bir tayın koşu kazanmasına yetebiliyor. O yüzden eğer ki sürpriz noktasında bir arayışınız olursa bu isimlerden değerlendirmenizi tavsiye edeceğim ben sizlere. İlk olarak 2 numaralı Ayn Züleyha'yı değerlendirmek istiyorum. Safkan 2 kez start aldı. Öncelikle 1000 metreye mesafe çim pistte koştu. İkincilik elde etti 1:06:22 yaparak. Ardından 1200 metre mesafede yine bir ikincilik elde etti. Her iki koşusunda da Mehmet Akyavuz vardı Safkan'ın üzerinde. Bugün Fatih Rüstem Bebek var. İlk kez kum pistte çıkacak. İlk kez kum pistte çıkan Safkan'ın işlerine baktığımızda son galopunun binini 1:11:7, sonunu 28:5 olduğunu görüyoruz. Turbo Ferzan orijinli bu Safkan'ın kum pistte de başarılı bir performans sergilemesini, hatta Maiden'dan kum pistte çıkmasını bekliyorum ben. Ekonomi kuponları için 2 numaralı Ayn Züleyha'yı ön plana çıkartıyorum. Geliş kuponlarda 2 tane rakip önereceğim kendisine. Bunlardan ilki 8 numaralı Kozan Kızım olacak. Kozan Kızım tecrübeli bir isim. Arka arkaya koşular koştu. Son koşuda tabela başarısı gösteremediğini görüyoruz. 1300 metre mesafede, kum pistte, bu pistte. Lakin koşu tecrübesi, daha önce koştuğu koşularda elde ettiği başarılar, tabela içinde kaldığı yarışlar, Kozan Kızım'ın eğer ki favori 2 numaralı Ayn Züleyha beklenen performansı sergilemezse devreye gireceğini gösteriyor. 800 numaralı Kozan Kızım'ı ikinci isim olarak kuponlara yazabiliriz. Geniş kuponlara bugün Mert Gökalp Aslan kardeşimiz de start alacak. Ağa Karaca temsilcisi 800 numaralı Kozan Kızım. Bir isim daha önereceğim geniş kuponlara. O da 9 numaralı Pilates olacak. Pilates Vedat Abiş idaresinde start alacak. Bugüne kadar start aldığı koşuların tamamında çim pistte mücadele etti. Aslına bakarsak ilk 3 koşusunda çim pistte başarılı olmuştu. Lakin son koşusunda 1300 metre mesafe çim pistteki koşuda beklentilerin çok altında bir performans gösterip 9'unculuk elde etti. Bugün o da ilk kez kum pistte çıkıyor. İşlerine baktığımızda idman pistinde böyle tatlı, provokatif işler yaptığını görüyoruz ki son işinin de Ankara'da, daha evvel Adana'da çalışıyordu. Ankara'da binini 1:01 şey, 800'ünü 1:01:8, sonu 31 çok rahat olduğunu görüyoruz. Gezinti yapmış Safkan. O yüzden bugün şanssızlığını kırabilir. İlk kum pist koşusunda o da devreye girebilir diyorum. Önceliği 2 numaralı Ayn Züleyha'ya verdik. Ekonomik kuponlara tek olarak öneriyoruz. Ama geniş kuponlarda 2 isim yazacaksak bende sıralama 8 numaralı Kozan Kızım ve 9 numaralı Pilates şeklinde olacak. Geldik günün ikinci koşusuna. Saatler 14:00 gösterdiğinde 4 yaşlı Arapların şartlı 5'i koşulacak. 1400 metre mesafe çim pistte. Bu koşuda 3 isimle geçiyorum ben. Şöyle şablonuma baktığımda ilk altılı ganyan şablonunda 2 tane alternatif tekim var. Net bir bankom yok. Ekonomik kuponumun 20 lira 16 kuruş. Geniş kuponum ise tamamen tüm söylediğim hatları değerlendirmeye aldığımızda 181 lira 44 kuruş olduğunu. İkinci altılımızda da yine bir bankolu, son ayak bankolu bir oyunumuz olacak. Ekonomik kuponun 48 TL olduğunu şimdiden belirteyim. İkinci ayağa geldiğimizde 3 numaralı Aypars. Benim ön plana çıkardığım isim son haftalarda gerçekten iyi bir form yakaladı. Arka arkaya hem kum pistte hem çim pistte başarılı performanslar ortaya koyuyor. Çim pist performanslarına baktığımızda 4 kere koşup 2 kez kazandığını, bir kez de normal çim pistte 4 kere koşup 2 kez kazandığını, bir kez de 3. olduğunu, yumuşak çim pistte ise bir kere koşup ikincilik elde ettiğini. Yani dediğim gibi hem çim pistte hem kum pistte iyi koşan bir isim, idman pistinde sağlıklı gözüküyor. Koşuya katılacak olan safkanlar arasında en yüksek handikap puanına sahip olarak da göze çarpıyor 3 numaralı Aybars. Halis Karataş idaresinde kuponlara ilk sıradan yazılmalı diye düşünüyorum ben. 4 numaralı Çığ Güzeli biliyorsunuz ki benim yakından takip ettiğim bir isim. Banko verdiğim zamanlar da oldu altılı ganyan kuponlarına.
Valla kabiliyetli bir isim. Arka arkaya başarılı performanslar sergiledi. Adana'da üst üste kazandı, sonra Ankara'ya geldi. Ankara'da da üçüncülükler, ikincilikler, üçüncülükler ve son koşusunu yine kazandı. Hani o benzencinin ağır favori olup beni banko önerip de kazandığı bir yarış vardı Vedat Abiş idaresinde. O koşunun ardından da bu koşuya çıkacak. Ben Aypars biraz eksik koşarsa 53 kilo gibi çok uygun bir kilosu ve güçlü orijiniyle Çığ Güzel'in devreye girmesini bekliyorum. İkinci şanslı isim olarak kuponlara yazılmalı. Ve son olarak 2 numaralı Yiğit Kardeş. Yiğit Kardeş ilk kez çim pistte koşacak. Bugüne kadar start aldı. 5 koşusunda kum pistte bir tanesi, özür dilerim, 4 koşusu kum pistte, bir tanesi sentetik pistteydi. 3 birincilik, 2 tane ikinciliği var. Yani genel olarak kum pistte baktığımızda 5 kez koşup 3'ünü kazanıp ikisinde ikincilik elde ettiğini görüyoruz. İlk kez çim pistte çıkacak ama orijine baktığımızda orada Kayızbert yazıyor. Sülün'ün de torunu ayrıyetten Ezgi Hanım'dan. Şimdi ilk kez çimde koşacak. Bence çim pistte yapar. Çok da kuvvetli, güçlü bir safkan. İstanbul'da kazanırken canlı olarak da izledim. Canlı olarak da gördüm ben 2 numaralı Yiğit Kardeş'i. Bence 3 numaralı Aypars ve 4 numaralı Çığ Güzeli kadar şansı olacaktır Müslüm Çelik İdaresi'ndeki Yiğit Kardeş'in. Kuponlara 3. şanslı isim olarak yazılıp bu ayak bu şekilde geçilebilir. Sıralamam 3 Aypars, 4 Çığ Güzeli ve 2 Yiğit Kardeş şeklinde olacak. Günün 3. koşusu saatler 14.30'u gösterdiğinde koşulacak. 2 yaşlı İngilizlerin şartlı ikisi. Şöyle bir baktığımızda bir tane yarış kazanmış isim görüyoruz. 1300 metre mesafede koşulacak kum pistteki bu koşuda. Ateş topu. Bir de 2 numaralı Safkan'ın da ilk kez koşup kum pistte tabela içerisinde yer aldığını görüyoruz. Ben yarışın bu iki Safkan arasında geçmesini bekliyorum. Zaten muhtemelen altılı ganyan favori tablosunda oldukça yüksek bir oran alacaklar ikisi de. 2 numaralı Esaretin Bedeli kum pistte koştu. Gökhan Kocakaya bugünkü jokey idaresinde Gold Design Best of Rock Kalk Gidelim markasında bir dördüncülük elde etti. O günkü kilosundan 3 kilo da aşağıda koşacak. Son işine baktığımızda 800'ünü 50.7, 25.4 yaptığını görüyoruz Serkan Yıldız idaresinde. Gökhan Kocakaya bir kere daha Safkan'ın üzerinde. Ben edindiği tecrübeyle kazanabileceğini düşünüyorum Vehbi Hakan Keleş ekibisinin Safkan'ın ve favori hanesinden öneriyorum sizlere 2 numaralı Safkan'ı. 1 numaralı Ateş Topu ise baktığımızda ilk iki koşusunda tabela başarısı gösterememiş gözüküyor ama kum pistte bir birinciliği var Adana'da 1200 metre mesafede. Meydana veda etti o gün. Sürprize de imza atmıştı. 17.50 ganyan %4 AGF oranıyla. Ardından 1300 metre mesafede çim pistte çıktı. End of the Road'un kazandığı koşuda %52.5'luk bir oran almıştı. İkincilik elde etti 59 kiloyla. Form durumu gayet iyi Safkan'ın. İkinci şanslı isim olarak da kuponlara yazılmalı diyorum ben. 2 numaralı Esaretin Bedeli ve 1 numaralı Ateş Topu arasında geçmesini beklediğim koşuyu 1-2 yazıp en cazibinin gelmesini bekleyeceğim açıkçası. Günün 4. koşusuna geldiğimizde saatler 15.00 gösteriyor olacak. 3 yaşlı İngilizlerin şartlı 4'ü. 2200 metre mesafe kum pistte koşulacak koşu. Bir alternatif tek de burada. Çok kabiliyetli bir isim olduğunu zaten bugüne kadar start almış olduğu koşularda bizlere gösteren bir isim var burada. 3 numaralı Uğurtay. Uğurtay'ın üzerinde yine Halis Karataş'ın olduğunu görüyoruz. Halis Karataş da bugüne kadar sergilemiş olduğu koşularında 3 kez birlikte olmuşlar Halis Karataş'ta. Biri birincilik, bir ikincilik, bir de üçüncülük elde ettiğini görüyoruz. Gayet başarılı bir Safkan Uğurtay. İdman pistindeki durumuna baktığımızda son işinin 1200'ünü 18, 1000'ini 3.3, sonunda 25 olduğunu görüyoruz. İdman pistinde de iyi durumunu koruduğunu gözlemledik Safkan'ın. Ve 1500 metre mesafedeki son koşusunda Nartın Kılıcı, Osman Bey, Uğurtay biten bir yarış var. O gün de üzerinde bugünkü jokeyi Halis Karataş vardı. Bugünkü rakipleri arasında kazanabileceğini düşünüyorum. Ben 3 numaralı Uğurtay'ın zaten altılı ganyan favori tablosunda muhtemelen ilk sırada çıkacak. Ve ekonomik kuponlara tek olarak günün alternatif teklerinden biri olarak öneriyorum ben 3 numaralı Uğurtay'ı. 2 numaralı Trinetta son iki koşusunu kazanma başarısı göstermiş bir isim. Kum pistte gerçekten başarılı performanslar sergiliyor. Özellikle son 3 kum pist yarışına baktığınızda biri Adana'da 1500 metre mesafe kum pistte meydanda ikincilik elde ettiğini görüyoruz. Handikap 14'te Ankara'da 2000'de birinci. Handikap 15'te Ankara'da 2000'de birinci. Son iki koşusunda üzerinde Akın Sözen var. Bugün Safkan'da Mert Gökalp Aslan kardeşimiz var Trinidad'da. İlgilileri apranti tercihlemişler, kilo düşürmüşler. Ben bu formuyla
3 numaralı Uğurtay'a en ciddi rakip olmasını bekliyorum. 2 numaralı Trinidad'ın ve son olarak sizlere önereceğim isim koşuyu rahat izlemek açısından geniş kuponlarda 1 numaralı Şanlıtay olacak. Şanlıtay'ın da son koşusunda baktığımızda Çin pistte İstanbul'da 2100 metre mesafede kısa vadede 9'da gerçekten güçlü rakipler arasında bir varlık gösteremediğini görüyoruz. Lakin Ankara'da 2000 metre mesafe kum pistte Nartın Kılıcı, John Wick, Yavuz'um, Grey Shadow ve Red Ninja'yı geride bıraktığı bir yarışı var Şanlıtay'ın. O yüzden ben o yarışın hatırına, iyi formunun hatırına son Çin pist yarışında görmezden gelerek 3. şanslı isim olarak kuponlara yazmak istiyorum. 3 numaralı Uğurtay ekonomik kuponlara 1. altıda ganyan şablonum için ilk sıralara önereceğim ve ekonomik kuponlara tek olarak önereceğim isim olacak. 2 numaralı Trinetta ve 1 numaralı Şanlıtay'da rakipleri. Geldik günün 5. koşusuna. Bu koşuyla birlikte 2. altılı ganyanın startını vermiş olacağız. 4 yaşlar atların handikap 16'sı 1400 metre mesafe kum pistte koşulacak. Aynı zamanda 1. altılı ganyanın da 5. ayağını oluşturuyor bu koşu. Bu 2 koşuyu hatta bundan sonraki 3 koşuyu gerçekten zorlu görüyorum. Fazla sayıda safkana şans verdim. Bu 2 ayaktaki değerlendirmemi yaptıktan sonra 1. altılı ganyanı bir kere daha tekrarlayacağım sizlere. 5 numaralı Destan Yazar son Çin pist yarışında varlık gösteremeyen isimlerden bir tanesi. 1900 metre mesafede start aldı. Müslüm Çelik idaresinde ağır kiloyla tabela başarısı gösteremedi. Oldukça geri tamamladı koşuyu ama kum pistteki performanslarına baktığımızda gerçekten kendini gösterdiğini görüyoruz. Ben bu rakipler arasında sevdiği diyebileceğimiz mesafede İlk sıradan yazmak istiyorum 5 numaralı Destan Yazar'ı. 6 numaralı Diyarbakır istikrarlı yarışlarına devam ediyor. Sonuç itibariyle start aldığı son koşularının tamamını tabela içerisinde tamamlamış. Yani son 7 koşusuna baktığımızda bir tane birinciliği olsa da diğerlerinin hepsini tabelanın iyi yerlerinde tamamlamış bir isim. Diyarbakır 6 numaralı Safkan 2. şanslı isim olarak yazalım. 7 numaralı Küçük Joker'in son koşusuna baktığımızda hani Dost Bağ'ını banko önermiştik ya, Yer Gök banko yazmıştı. %55'lik bir AGF almıştı. Ona zorlu anlar yaşatmıştı. Sonlarda çok güçlü geldi Küçük Joker. İkincilik elde etti. 8.51 AGF'si vardı o gün İzmir'de. 1400 metre mesafe kum pisti. O günkü koşusundan oldukça aşağıda bir kiloyla start alacak Küçük Joker. Bugünkü kilosu Safkan'ın 50. Mehmet Sarı Çelik kardeşim 50 kiloya binemeyecek gibi gözükse de ben mutlaka değerlendirilmesi taraftarım. 7 numaralı Safkan'ın Küçük Joker'in. 4 numaralı Can Katan Saadettin Boyraz'la beraber start alacak. Daha önce bakacağım Saadettin Boyraz'la hiç koşmuş mu Can Katan? Evet bir kere koşmuş, başarılı olamamış. Yalnız stiline çok uygun bir Safkan Saadettin Boyraz'ın. O yüzden ben ön tarafta böyle rakiplerini biraz uyutabilirse, gerçi ön tarafta gidecek isimler var, ön tarafa yakın gidecek isimler de var ama tempo üstadı Saadettin Boyraz'ın yaptığı işlere akıl ermiyor bazen. Öyle güzel tempoyu kabul ettiriyor ki rakiplerini. O yüzden ben bir şansı vermek istiyorum 4 numaralı Can Katan'ın. Son haftalarda böyle ufak ufak kıpırdanmalar gördüm Safkan'ın formunda. Artos temsilcisi Haber Batur torunu ayrıca bu Safkan. Ve 3 numaralı Siver Ekan. Siver Ekan'ın da Naim İşgören biliyorsunuz ki ön planda önermişti birkaç yarış. Ön tarafta gidiyor. Kaçan az safkanların, ön tarafta tempo veren safkanların hemen arkasında düzlüğe geldikten sonra liderliği almaya çalışıyor. Eğer öyle bir şey yaparsa, düzlüğü önde çıkarsa kendine bir şans yaratabilir. Ayrıca bugün kapalı gözlük takısında çıkardığını görüyoruz. Kırman temsilcisi Siver Ekan'ın 5. şanslı isim olarak da kuponlara yazılmalı. 5 Destan Yazar, 6 Diyarbakır, 7 Küçük Joker, 4 Can Katan ve 3 numaralı Siver Ekan benim ekonomik kuponlara ayrımsız olarak değerlendireceğim isimler olsa da 1 numaralı öz oyuncu ve 2 numaralı Günsalar da geniş kuponlarda sigorta yazacağım isimler. 1 öz oyuncu, 2 Günsalar bu koşuyu, yani şablonuma baktığımda en fazla sayıda safkanı bu koşuya yazdım. 1'den 7'ye kadar geniş kuponumda var ama sıralamamı sizlere ilettim. Bütçenize göre buradan değerlendirebilirsiniz. Son ayağa geldiğimizde 1. altılı ganyanın, aynı zamanda altılı ganyanın 2. ayağı, 2. altılının 3 yaşlar atların dişlere ait olan meydanın bölünen kısmının ikinci tarafındayız. 1200 metre mesafe kum pistte koşulacak koşu. Yine takı değişikliklerini bir göz atalım. 2 numaralı Çekiç Güzlü kulaklık takısını çıkarmış durumda. 4 numaralı Konevi ise kapalı gözlük takısını çıkarmış durumda. 2 safkanda takı değişikliği olacak. 800 numaralı Mülayim. Biliyorsunuz ki son yarışlarında da sıkça adından söz ettiğimiz isimlerden bir tanesi. Bir Kayızberk temsilcisi Mülayim.
baktığımız zaman hep Çin pistte mücadele ettiğini görüyoruz. Son koşullarında da ön plana bayağı çıkarmıştık bu ismi. Ama tabela başarısı gösterse de kazanamamıştı. İlk kez kum pistte çıkan isimlerden. Bugün ilk kez kum pistte çıkan birçok isim var. O isimlerden bir tanesi 8 numaralı Mülayim. İlk sıradan yazacağım kuponlara Mehmet Salih Çelik idaresinde start alacak bugün. 3 numaralı Kader Şah kızı, o da ilk yarışında Çin pistte başarılı bir performans sergileyip Adana'da Luxor arkası, Luxor o gün biliyorsunuz ki %73 AGF ile koşup rakiplerini sürüklese etmişti. Diğer grubun önünde yer almıştı Kader Şah kızı. Ardından çalışmalarına baktığımızda yani son sprintinin Şanlıurfa iç pistte 400'ünü 28 olduğunu görüyoruz. Gayet sağlıklı bir iş gibi gözüküyor. Müslüm İçerik idaresinde ilk kum pist yarışında başarılı olabileceğini düşünüyorum ben. 3 numaralı Kader Şah kızının ve son olarak ekonomik kuponlara 6 numaralı Lemis önereceğim. O da bir turbo temsilcisi. Gökhan Kocakaya idaresinde start alacak. İdman pistindeki son işinin 857.2 28.6 gayet başarılı bir isim olduğunu görüyoruz. Bir iş olduğunu görüyoruz. Ayrıca anne kardeşlerine baktığımızda Lord Taşeron gibi isimlerin de yer aldığını görüyoruz biz Lemis'in. İlk yarışında şartlı bir de 1200 metre mesafe çim pistte Ankara çiminde Gözde Sultan arkası bir ikincilik elde etmişti. Bugün formunu daha da ilerlettiği gözüküyor. Gökhan Kocakaya idaresinde ben kazanmaya yakın isimler arasında görüyorum 6 numaralı Remis'i de. 8 Mülayim, 3 Kader Şah kızı ve 6 Lemis ön plana çıkardığı isimler, bu 3 ismi ekonomi kuponlara yeterli görüyorum. 7 numaralı Macarovic ilk yarışında Çin'de 4. oldu. Kaisbert İyi durumda olduğunu söyleyebilirim. Son işinin 56.5-28 olduğunu söyleyelim. Geniş kuponlara ilk isim 7 numaralı Macarovic, ilk yarışında da önermiştim ben Mustafa Kan'ı. 9 numaralı Sercan'dan yine ilk yarışında Çin pistte bir üçüncülüğü var. Son işini söylüyorum Ankara kumunda çok çok iyi bir derece. 56.1-27.6 çeyre çok rahat. Kolay bir iş sergilemiş Safkan Sercan'dan. Kum pistte ilk kez çıkıyor. Kum pistte de yapabilecek gibi gözüküyor. Ve son olarak 11 numaralı Yaban Arası. Yaban Arası da burada start alacak olan sapkanlar arasında tecrübeli duran, kum pist tecrübesi olan nadir sapkanlardan bir tanesi. Sürpriz noktasında 11 numaralı sapkana da şans verelim. Bu koşudaki sıralamamı tamamlayacağım. Daha sonra 1. altılı Ganyan'ı şöyle bir özet olarak geçeceğiz. 8 Mülayim, 3 Kader Şah kızı, 6 Lemis ön plana çıkardığım isimler. Ekonomik kuponlara bu 3 ismi mutlaka yazalım. Bu 3 ismi ayırmayalım. Ama geniş kuponlarda 7 Macarovic, 9 Sercan'a son işinin çok iyi olduğunu söyleyelim ve 11 numaralı Yaban Arası şeklinde olacak bu koşudaki sıralamam. 1. altılı Ganyan'ın bir özetini geçelim dostlarımız için. 2 numaralı Aynı Züleyha'yı ilk altılı Ganyan'ın ilk ayağı için ekonomik kuponlara tek olarak önermiştim. Rakiplerinin 8 numaralı Kozan Kızım ve 9 numaralı Pilates olmasını bekliyorum. İkinci ayakta 3 numaralı Aypars, 4 numaralı Çığ Güzeli ve 2 numaralı Yiğit Kardeş ayrımsız olarak değerlendirilmeli. Üçüncü ayakta yine ayıramadığım iki isim, 2 numaralı Esaretin Bedeli ve 1 numaralı Ateş Topu. Dördüncü ayağa geldiğimizde 3 numaralı Uğurta yine ekonomik kuponlara tek. Ama rakipler 2 Trineta ve 1 Şanlıtay. Geniş kuponlara yazalım bu iki ismi de. 5. ayakta 5 numaralı Destan Yazar, 6 numaralı Diyarbakır, 7 numaralı Küçük Joker, 4 numaralı Can Katan ve 3 numaralı Siverekan'ı ayrımsız olarak ekonomik kuponlara yazıyorum. 1 Öz Oyuncu ve 2 Günsalar da geniş kuponlara önereceğim isimler demiştim. En fazla ismi bu ayak içinde yazdık. Zorlu gördük bu koşuyu. Ve 1. altılı Ganyan'ın son ayağında 8 numaralı Mülayim, 3 numaralı Kader Şah kızı ve 6 numaralı Lemis ayrımsız değerlendireceğim isimler. 7 Macarovic, 9 Sercan'a ve 11 numaralı Yaban Arısı da geniş kuponlarda sırasıyla tavsiye edeceğim isimler olacak. Ekonomik kuponum, o çizginin üzerindeki kuponum 20 lira 16 kuruş tutuyor. Geniş kuponum ise 181 lira